Bismillahirrahmanirrahim. Ey İsrail'in evlatları. Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. Her nereden yola çıkarsan çık sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzünüzü oraya doğru çevirin ki halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız. Hac malum aylardadır. Kim o aylarda hacca ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma ne günah sayılan davranışlarda bulunma ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız. Eğer yolculuk halindeyseniz ve katip bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında rehin alırsınız. Şayet birbirinize itimat ederseniz, güvenilen kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da, üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliği, görüp bildiğinizi gizlemeyin bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur Allah her ne yaparsanız bilir Müminler müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmesinler Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır Dönüş Yalnız Allah'tır. Gün gelecek her kişi gerek hayır olarak gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. Arkalarında eli ermez gücü yetmez küçük çocuklar bıraktıkları takdirde onların halleri nice olur diye endişe edenler yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup, şöyle diyorlar. Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya, Onlara de ki, Dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar, itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamı beğendim. Kim günaha meyletmek sizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa? haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler insanlardan korkmayın benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kâfirdirler. Ey iman edenler! Allah kendisini görmek sizin gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nevinden bir şeyle deneyecek bir av bolluğu ki ellerinizle yetişebilecek mızraklarınızda kim bundan sonra konulan hududu aşarsa işte ona gayet acı bir azap vardır de ki ben Rabbime isyan etmem halinde ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. Ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler. Yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz. Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu, onların imanlarını arttırır, ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Hani şeytan, onlara yaptıkları işi güzel gösterip, şöyle demişti. Bugün, insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat, iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca, gerisin geri dönüverdi ve, ben dedi, sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ahitlerini ve geminlerini bozup peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mümin iseniz asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. Sizden sözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. Size şimşeği göstererek, hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de, duydukları saygıdan ötürü, onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. Onlar Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. Onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir. Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun. Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O müttakiler, görmedikleri halde, Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler. Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun içinde eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler namazlarını hakkıyla ifa eder, Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden, O'nun rızasında harcayıp dururlar. Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler, Rablerine döneceklerine inandıklarından, kalpleri titreyenler, O'nun yolunda mallarını harcayanlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır. Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekar şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak, Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına, hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyt eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. O'nu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı, O'nun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak, Rablerini görmedikleri halde, O'nu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, aranırsa, kendi lehine olarak aranır. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sen, ey Resulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup, ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun. De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde, müthiş bir günün azabından endişe ederim. Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır.'' İşte Allah, böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının. Mü'minler sadece kardeştirler. O halde, ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, O'nun merhametine nail olasınız. Bunlara, işte denir. Buydu size vaat edilen mükafat. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır. Biz dünyada, ailemiz içindeyken, sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki, Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var. Onların kalplerinde sizden duydukları korku Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar gerçeği bilip anlamayan kimselerdir. Fakat Rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Onlar Rablerinin cezasından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. Neden acaba siz sizi tavırdan tavura yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Beşer için en büyük uyarıdır. Biz, yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Bunların Rableri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan hem de devamlı kalmak üzere girecekleri adn cennetleridir. Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.